Türkiye'nin dört bir yanında farklı büyüklüklerde kendini hissettiren depremler ne yazık ki gereken dersi almamıza sebep değil. Hala pek çok ilde binlerce kişi riskli binalarda yaşıyor ve Antalya da o illerden birisi. Yıllardır dile getirilmesine rağmen hala hazırlanmış bir deprem master planımız yok. Haliyle de şehrin hangi bölümlerinin daha çok riskli, hangi bölümlerinin daha güvenli olduğu da bilinmiyor. Sarsıntılar yürekleri ağza getirse de birkaç gün sonra herkes kaldığı yerden devam ediyor hayatına. Yıkılan binalar, kaybedilen canlar, yaşanan acı anlardan ders çıkartılmıyor. Eski yapılaşma noktaları var, işte ışıklar bölgesi var, bahçeli evler bölgesi var, yukarıda dokuma bölgesi var, soğuk su bölgesi var. Yani eski kent merkezinin bir an evvel kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Antalya'da 1975, 1998 ve 2018 deprem yönetmeliğine uygun yapılan binalar bulunuyor. Ancak hangi binaların ya da bölgelerin riskli olduğu henüz bilinmiyor. Çünkü defalarca kez dile getirilmesine rağmen kent için hazırlanan bir deprem master planı yok. Haliyle de binlerce kişi bu riskli yapıların içinde yaşam sürüyor. Orada deprem alanı ilan ettiğin anda bütün vergilerinden muaf oluyorsun. Orada yaşanacak olan kent bir anda geliri olmayan ve sadece gidere maruz kalan bir alan haline geliyor. Bu yüzden de alanın deprem dönüşüm alanı ilan edilebilmesi için bakanlıktan bir onay alması gerekiyor. Ve yerel yönetimlerle çoğu kez zıt düşen fikirlerden dolayı bu gerçekleşemiyor. Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Hasan Çerçiler, tüm kenti kapsayan ada bazlı kentsel dönüşümün yapılması gerektiğini söylüyor. Biz tek tek kentsel dönüşüm adı altında binaları dönüştürürsek kentte çürük dişler ortaya çıkarıyoruz. Ve bu çürük dişler yakında tüm ağızdaki dişlere yayılacak ve tamamen kent içinden çıkılamaz bir hal alacak. Çerçiler eski yerleşim yerlerinden başlanarak deprem ve ulaşım master planının bütüncül şekilde yapılması gerektiğini işaret ediyor. Aslında kentin tamamen ulaşım master planı ile beraber deprem master planının aynı çalışmanın üstünde üst üste çakıştırarak bunun yapılması gerekiyor.